Merhaba TBK Mus takipçileri. Bir at yarışı hikayesinin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Yayın dışında biraz atlarımı geliştirdim. 4. seviye bir 4 yıldızlı bir atım var. Onu da 4 yıldızlı olduğu için Galatasaray ismini verdim. İşte gördüğünüz bu tatlı atın. Şöyle birden fazla atımın da bir fotoğrafını çekeyim. 15. seviye Drogba, 14. seviye Galatasaray ve 6. seviye Onyekuru var. Kaydet diyelim. Şimdi eğitimde neler varmış bir ona bakalım. Hız desek. Onyekuru şimdilik dursun. Drogba maksimum potansiyelinde. Dropkick'te böyle dursun. O satılacak atlarda. Ödemeleri topla diyelim. Topla. Evet, burayı da yükseltelim. İnsanlar buradan iyice bir memnun kalsınlar. Oranın yükselmesi demek gelirlerin her geçen gün artması demek. Dükkana bakalım 5 yıldızlı bir at var mı? Dagger Dafoid var ama 97 bin alamıyoruz onu. Peki tay bölümüne bir geçsek bakalım. 6. seviye, 5. seviye. Abi bir dakika, yükselt desem. Yeterince ögemiz yok. Tamam. Ben önce tay bölümünü yükseltmek istiyorum. Çünkü tay bölümü yükseldikçe doğacak yavru da ona göre denk şey oluyor. Ne denir ona? İyi seviyede geliyor. Bu arada Onyekuru benim kaçıncı seviyeydi? Bir bakayım ona. Onyekuru 6. seviye bizim. Ama hızı falan 1. 1200 metre sıkı ön pozisyonda koşuyormuş. Ya bana bakın, Drogba sert zeminde koşuyor. 15. seviye. Şu an hep şeyin üzerinde gidiyorum. Ne denir ona? Galatasaray atımı geliştirmek derdindeyim. 2400 sert zemin. İşte Galatasaray mesela tercih mesafesi 1000 metre. Bu atı 2400 metrede mesela ne var? Drogba var mesela. Drogba burada daha favori yani. Drogba ile çıkalım bu yarışa. Para lazım. Bize 6 lira veriyor. 1500 ise 9000. Gayet güzel. Yarışı kazanırsam bir de materyaller falan veriyor ya. İşte demir veriyor, çelik veriyor, vida veriyor, kereste veriyor vesaire vesaire. 2400 metre yarışına hepiniz hoş geldiniz Horses and değerli jockeys ready for the dinleyiciler. off at Palm Coast. All eyes will be on the favorite, Captain Canary. Spikeri kapatacağım arkadaşlar. Bir dakika. Spiker abimiz sussun. Ben varken spikere gerek yok. Atlar yerini aldı. Start verildi ve koşu başladı. 3 numaralı Drogba yarışa iyi bir çıkış yapamadı ve 4, 7. sırada şu anda koşuyu devam ettiriyor. Genelde ön bölge atı Drogba. Ön bölge atı ama ön bölgeyi geçemedik bir türlü. O yeşil alanda atınızı koşturduğunuz zaman sprinti daha hızlı doluyor. Bastır oğlum. Drogba gerilerden geldi. Üçüncü sıraya kadar çıktı. Birinci sırada 2 numaralı kır attı. İkinci sırada da 1 numaralı Beykoz var. Sprint alanına girdik. Evet, pozisyon tercihindeyiz. Güzel. Burada sprintimizi doldurabilirsek ama öteki atlar hemen yükseldiler. Güzel. Drogba'dan bir atak geldi şu an. Oğlum öteki at beni iktirdi mi? Ne yaptı?
Eski atlar, diğer atlar. Kopan bir ön grup var. Bir numarada bir numaralı Beykoz var. İkinci sırada iki numaralı Kırat. Üçüncü sırada dört numaralı Gümüş var. Ve dördüncü sırada Drogba var. Şimdi Gümüş'ten bir atak geldi ve ikinci sıraya yerleşti. Bir numarada Beykoz var. Arkalardan Drogba geliyor. Drogba'dan bir atak geldi. İkinci sıraya kadar yükseldi. Son 600 metreye geliyor. Gümüş de bir yavaşlama var. Gerilerden Drogba geliyor. Yanında bir numaralı Beykoz var. Son 400 metreye giriyor atlar. İsimleri bu arada uyduruyorum arkadaşlar. Bir numarada 4 numaralı Gümüş, arkasında Beykoz ve hemen arkasında Drogba geliyor. Son 250 metreye gelirken Gümüş'ten müthiş bir atak, arkalardan Drogba geliyor. Gümüş'e yetişmeye çalışıyor 3. sırada. Ulan Kaptan Canary ne gitti be? Tüh. Olsun. Olabilir. Olabilir böyle şeyler. Böyle şeyler olabilir. Drogba maksimum seviyesinde zaten. Biz atımızı geliştirelim. Şu sprint enerjisini de yükseltsek. Tamam. Yarış. Palm Coast. Şuranın kilidini açalım. 2200 metre var. 900 metre var. Benim burada Galatasaray acaba bir şey yapabilir mi? Oo. En iyi atlardan biri şu anda benim at. Bir dakika dur. Aa tamam, tam tercih ettiği benim. 1000 metre. Sıkı geri. Tamam abi. Tabii ki ben bineceğim. Bahisimizi de oynayalım. Evet Ganyan severler, at yarışımız. Yarış birazdan başlayacak. Bahislerinizi yatırmayı unutmayın. Kapılar belirleniyor. Bu yarışın favorisi Galatasaray, 11 numaralı kapıdan çıkış yapacak. Palm Coast Hipodromu'na hepiniz hoş geldiniz değerli izleyiciler ve dinleyiciler. 900 metre koşusuna hepiniz hoş geldiniz. Kum pisti yarışacak atlar. Atlardan biri Drogba'nın yavrusu Galatasaray ve start verildi, koşu başladı. Bir numarada yarışın favorisi Galatasaray birinciliği aldı ve farkı yarım boya kadar çıkarttı. Hemen yanında 5 numaralı beyazım var. On bir numaralı Galatasaray birinciliği aldı ve farkı iki boya kadar çıkarttı. Son 400 metreye giriyor atlar. Gerilerden yetişmeye çalışan beyazım var ancak son 250 metreye girilirken hala birinciliğini sürdürüyor. Galatasaray son düzlüğe girildi. Atlar sprinte kalktı. Arkada 6 numaralı beyazım geldi. Gerilerden Galatasaray geliyor, birinciliği aldı. Müthiş bir 900 metre yarışı oldu. Bir an dördüncülüğe kadar gerilemişti. Arkasından birden atağa kalkınca Galatasaray bir vida kazandık donanım olarak. 6 defa hız eğitimi ver. Baba hız eğitimi verelim vermeye de. Bu at da seviye atlamadı yani. Ben ne yapayım? Şimdi Onyekuru'nun durumu neymiş? 4 yıldızlı bir atımız var. 2-5 yıldızlı atlan bir 4 yıldızlı atlı olmuş. Tüh.
Aman yarış diyecektim, tekrar eğitim dedim. Yarış diyeceğim. Bir dakika, aslında ben bir Onyekuru'yu da eğitsem iyi olmaz mı ya? Onyekuru'yu da eğitelim abi. Evet, Onyekuru 6. seviye bir at ve hemen yarışlara gidelim. Three Oak'ta 6. seviye bir yarış var mı? Şurada var. Abi sert zemin. 1200 metre, 900 metre ön pozisyonda koşan bir at benimki. Hadi girelim bakalım. Ben bineceğim atıma. Kazanırsak oranı bayağı iyi. Hadi bakalım Onyekuru, bizi utandırma. Seville Meadows 900 metre koşusuna hepiniz hoş geldiniz. Değerli izleyiciler ve dinleyiciler. Atlar piste giriş yapıyorlar. Start verildi ve koşu başladı. Birinci sıraya 4 numaralı Onyekuru geldi. Hemen yanında 8 numaralı Beyazım var. İçeriden kat ediyor. 4 numaralı Onyekuru sprint dolduruyor şu anda. Ön bölge atı. Oynarken ben geri atları daha çok sevdim. Yani böyle geriden gelip bir anda ötekilerin arasından geçti mi daha bir oynaması ve izlemesi de keyifli oluyor. 2 numarada 4 numaralı Onyekuru var. 1. sırada 6 numaralı Gümüşüm var. Son 200 metreye geliyor atlar. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi hızlan, hadi hızlan. Çok geç hızlandım be Onyekuru be. Hızlanması düşük seviye ya. Doğru, hızlanması düşük seviye olduğu için. Tekrar yarışlara katılalım. Fal kostu mu tavsiye ediyormuş CJ? İkinci burayı. Abi tamam da bizim atlar buraya uygun değil. Tabii ki Galatasaray'la yarışacağım. Yeteneklere bakalım. Var mı kenarda köşede bir yetenek? Hiçbir şey yok. Tamam. Zemin çok sert. Abi bu 1000 metre atı ya. Drogba var 2800, sert zemin atımız. Bir dakika. Atlar değişmiyor. Bir dakika. Şöyle bir şey yapalım. Eğitim diyelim. Hızlanmayı da geliştirdik. Ulan oğlum
Para kalmadı be, sizi şey yapacağız diye. Drogba'yı her şeyin maksimuma ulaştıralım artık. Yeterince altın yok, peki. Tamam. Drogba, bu yarışa sen çıkacaksın. Bizi utandırma. Aynı Real Madrid maçındaki gibi. Görev bitirmişiz. Bu görevleri bitirmek önemli arkadaşlar. Görev bittikçe yukarıdaki seviyeniz yükseliyor. Yukarıdaki seviyeniz yükseldikçe de diğer tesislerinizi yükseltebiliyorsunuz. Sprint yemi. Orta pist yemeğin tercihine sahip bir at yetiştir veya satın al. Dur şimdi dur. Öyle satın al matın al. Yeni damızlık. Abi 3 yıldız bir işime yaramaz. Bak 5 yıldız içinde 7. kademe tay bölmesi gerekti. 7. içinde şu demirden lazım. 35 bin falan. Ey yavrum ey. Şuradan ödemeleri ben bir toplayayım. Kaç tane birikmiş? 3. 5.700 güzel. Yarış almam lazım. Dur abi dur, sen bir dur. 1400 metre orta zemin. Galatasaray burayı yarışır. Kendim bineceğim ata. 6 lira ganyam var. Bu kadar yatırırsak 11 bin. Bu yarışı mutlaka kazanmam lazım. 9 numaradan yarışacağız. Haydi bakalım. ...1400 metre park yarışına hepiniz hoş geldiniz değerli izleyiciler. Atlar piste çıkıyorlar. Güzel bir zemin var. Yarışın favorisi Galatasaray. Start verildi ve koşu başladı. Liderliği çıktığı gibi alıyor. 9 numaralı Galatasaray. 9 numaraydı değil mi ya? Yanında 4 numaralı Beşiktaş var, ancak Galatasaray liderliği bırakmadı ve farkı 1.5 boya kadar çıkarttı. Son 1000 metreye geliniyor. Son 1000 metre nedir ya? 1000 metre geçildi ve hala liderlik. Galatasaray'da farkı 4 boya kadar çıkarttı. Normalde bu geriden koşan bir at. Geriden sprinte kalkan bir at ama şu an güçlü olduğu için ben önden şey yapıyorum. Gördüğünüz gibi zaten aşağı yukarı 3 boy falan da bir fark var. Sprintimizi de dolduruyoruz. 200 metrelere gelene kadar doldurur. 200-250'lerde basarız. Son 500 metreye gelinirken liderlikte hala Galatasaray var. Arkadan Beyaz'ın ve Beşiktaş yetişmeye çalışıyor, ancak farkı koruyor, korumayı devam ediyor Galatasaray. Şimdi iç kulvardan Beşiktaş'ın atakları var. Yetişmeye çalışıyor. Son 250 metreye gelirken ve son 100 metreye geliyor. Liderlikte Galatasaray var. 50 metre gerilerden Beşiktaş bastırıyor. Beyaz'ın bastırıyor, ancak Galatasaray çıktığı gibi yarış alıyor. Bir saniye fark atmışım. Güzel. Güzel, güzel. Demir verin abi, demir. Güzel, atın seviyesi de yükseldi. Eğitim desek. Tabii ki Galatasaray'a bir hemen hız verelim. Sonra hızlanma verelim. Yarış. Yüksek bahisli yarışlardan devam abi. ...4.40 abi burası. Şuna bakalım. 3.50. Bana neresi daha çok para kazandıracaksa ben orada yarışırım aga.
10. seviye üzeri bir at. Bir dakika dur. Acele etme, senden gelir çok oldu, gelecek gelir fazla olacağı için. Buraya uygun bir at değil bu ama yine de bir girelim bakalım. 1250 yatırabilsem 440'dan 5500. Güzel. Çıktığım gibi yine alırım diye düşünüyorum bu yarışı. Yine 9 numaradan çıkış yapacağız. Peki. 1200 metre park yarışına hepiniz hoş geldiniz. Aslında bu böyle lig benzeri bir şey olsaymış daha keyifli olurmuş diye düşünüyorum. Atlar yerini aldı. Start geldi ve koşu başladı. Safkanlar iyi bir çıkış yaptılar. Galatasaray çıktığı gibi liderliği aldı ve farkı yarım boya kadar çıkarttı. Hemen yanında göremedim kaç numaralı olduğunu. Metreyi geçerken safkanlar birincilikte, hala Galatasaray var. Keşke sağda solda bir yerde öteki atların durumlarını veren bir veri olsa, o zaman anlatım daha iyi olurdu ama maalesef bunun problemini yaşıyorum dostlar. Galatasaray favori gösterildiği yarışta farkı şu anda, oğlum attan düştü sandım ha, jockey. Farkı 3 boya kadar çıkarttı. Son 300 metreye gelirken Galatasaray liderlikteki yerini koruyor. Arkalardan kümelenen atlar ön tarafa yetişmeye çalışıyor ancak Galatasaray ve sprinte kalkalım. Çıktığımız gibi aldık yarış. Çok rahat bir yarıştı. Seviye atlamadı ama olsun. Biraz gold kastık. Hemen hızda değil de bir yerde eksiği vardı. Onu verelim. Şunu da ver. 15. seviye. Şunu da ver. Güzel. Ona para kalmamış. Şu an elimdeki en iyi at. Basit at ekipmanı. Hedeflerimize bakalım. Abi tamam, yükseltmeye çalışıyoruz da. ...62 veya üstü hızlanma, ama bunlar hoş görevler değil ya. Artık burada yarışabilirim diye düşünüyorum. Abi 13 atmış ya bana verilen. 1600 metre sert. Calamity Delight neymiş? 97 hızı var. Bizim 93. Sprintimiz 95. 99. Yok abi, ben burada yarışmayacağım. Buradaki geliri kaybetmek istemiyorum. Bu parkta yarışmaya devam edeyim. Orta zemin var, 1800 metre. Şurada yarışsak nasıl olur? Aynen burada bir yarışayım. Bir yarış daha atalım. Atımız tecrübe kazansın. Belki bir seviye daha atlarsa. Evet, safkanların start alacakları kapılar belirleniyor. 1800 metre park koşusuna hepiniz hoş geldiniz değerli izleyiciler ve dinleyiciler. Orta zeminde koşacak atlar. Yarışın favorisi meşhur Galatasaray. Start verildi ve koşu başladı. Galatasaray'dan iyi bir çıkış Galatasaray iyi bir çıkış yaptı ve çıkar çıkmaz liderliği de aldı. Safkanlar şu anda toplu bir şekilde koşmayı tercih ediyorlar. Bölünme yok.
Geri at olmasına rağmen çıktığı gibi alıyor yarışları benim Galatasaray. Aşk nereye gidiyor? Bir numaralı Galatasaray yön liderliğinde yarış devam ediyor. Safkanlar 1000 metreye gelirken hala bir kümelenme içerisindeler, dağılma olmadı. 1000 metre geçildi. Fark bir boya kadar düştü. Siyahın tarafından arkadan iç kulvardan ataklar var. Metreye gelirken hala Galatasaray'ın liderliğinde yarış devam ediyor. Gerilerden siyahımın atakları var. Yetişmeye çalışıyor ön tarafa. 500 metreye gelirken şuradan 2 sprint daha atayım. Ayrıl da gel yavrum. Son 300 metreye geliyor safkanlar. Gerilerden siyahımın atakları var, Beşiktaş'ın atakları var. Son 200 metreye gelinirken son düzlüğe gelindi, son 100 metre. Bütün atlar atak içerisinde, şu an liderlikte Galatasaray var, birincilikte. Ve yarışı çıktığı gibi lider bitiriyor. 1800 metre orta yarışını çıktığı gibi lider bitirdi. Ulan bir kereste mereste versenize be. Aman kereste demişim, demir. Güzel, 16. seviyeye yükseldi atımız. Hemen eğitime dönelim. Hız. Eğit. Güzel. Şimdi tesis yükseltmesi lazım diyor. Tesisi yükseltemiyorum. Hedef tamamla diyor. Yani 8. seviyeleri falan gitmem lazım. 4. derece veya üstü bir at yetiştir veya satın al. Abi yetiştirdik ya, bu şeyi yetiştirdim ben. Neyse bir dakika, şu görevi bitirmek için. Galatasaray değil tabii ki. Onyekuru'yla. Abi 25.000 sadece, tövbe ya Rabbim. Yani bu kadar da olmaz ya. Hadi kendi takımımızı yetiştirmek için tay bölmesi üzerinde çalışmaya başlayalım. Abi benim bir tane damızlık almam lazım. Gerçekten. 5 yıldızlı bir at satın almam lazım benim. Bunun başka çıkış yolu yok. O kadar parayı şeye vereceğime. Biraz daha iyi duruma geldi atımız. Yani 35.000 sırf eşleşmesine vereceğime 90.000 verir atı alırım. Evet, rakibimizin yarışı Pankost koşusuna hoş geldiniz. 1600 metre sert zeminli bir koşu. 1600 metre. Benim at 1000 metre atı Galatasaray. Atı koşturtmadığım mesafe kalmadı ya, yemin ediyorum. 4 numaradan çıkış yapacak. Start verildi ve koşu başladı. Safkanlar iyi bir çıkış yaptı. Galatasaray çıktığı gibi liderliği aldı ve farkı yarım boya kadar çıkarttı. Hemen gerisinde rakibi 13 numaralı Beşiktaş var. Gerilerden Bozkır yetişmeye çalışıyor ancak Galatasaray liderlikteki yerini koruyor. İç kulvardan ataklar var ancak Galatasaray da aynı şekilde ataklara karşılık veriyor. 1000 metre geçildi. Gerilerden Bozkır bastırmaya çalışıyor, atak yapıyor ancak Galatasaray'ın liderliği verme gibi bir durumu söz konusu değil. 800 metre geçirirken safkanlar hala kümelendi. Herhangi bir yarıştan kopma yok. İçeriden Bozkır ve siyahımın atakları var. Gerilerden bir çılgın bir at var. Bir sağa bir sola koştu.
Bir numaralı siyahım şu anda liderliğe geldi. İkinci sıraya... Dört mü? Kaç numaraydık biz, onu unuttum valla. Safkanlar son 300 metreye gelirken birinci sırada bir numaralı siyahım var. Hemen yanında 9 numaralı bozkırım var ve Galatasaray var. Son 200 metreye geliyor. Uf, ulan uçtu onlar. Haydi oğlum. Haydi Galatasaray. Galatasaray gerilerden sprinte kalktı ancak. İyisin ama ben daha iyiyim. Richard Kaltop. Oğlum sen kimsin lan? Ayık ol kral. Hep iyi, benden daha iyi atla yarışıyorsun sen. Ne yapalım yani biz? Dostum, hedeflerden toplaman gereken ödüller var. Aman diyeyim. Facebook oyunu gibi. Oğlum bu Richard kaf... Ah, çelik geldi. Heh, güzel oldu. Çok güzel oldu, git. Şimdi bak, bir dakika. Aynen burası. Yükselt. Çok güzel. Peki şimdi at yetiştirmek için... 25 bin lazım. Advanced Autumn Bobbin Mistake. Abi bir aygır almamız lazım ya. Şimdi hedefler, hikaye. Neymiş bu? Abi bizim bol bol koşu kazanmamız lazım. Para lazım. Parasız hiçbir şey olmuyor, baksana. Standart sprint yemi. Evet. Park yarışını öneriyorsun CJ ama nereyi? Burayı mı? 2000 metre orta zeminli. Güzel. 7.40. Haydi bu yarışı kazanalım oğlum. 2 numarada yarışacağız. Haydi bakalım. Start verildi ve koşu başladı. 2000 metre gazi koşusuna hoş geldiniz değerli izleyiciler. 1 numarada Galatasaray ve hemen arkasında 9 numarada başka bir at var. Liderliğe 5 numaralı Bozkırım geldi. Hemen yanında 4 numaralı Galatasaray var. Ben bu çekilen numaraları niye unutuyorum? Safkanlar 1500 metreyi geçerken iş kulvardan 800 numaralı Güzelim geldi. Arkadan 9 numaralı 17 numara geliyor. Şu anda ortalık karıştı. Atlar kümelendi. Bu at benim geri at aslında. Pozisyon tercihimiz, evet, sprint oluyor şu anda. Az şöyle bir öne atalım kendimizi. Ön taraftan çok kopmayalım çünkü sonra geçmek zor oluyor. 250 metrede asılacağım. Hadi bakalım. 700 metreyi geçerken safkanlar malı bir sprint attı. Bir tane atalım. Bir daha atalım. Haydi oğlum. 5. sıradayız. Güzel. Güzel. Gayet güzel. 4. sıraya geldik. Evet, son düzlüğe geldik artık. O liderlikteki at şişti. Görüyorum ben buradan. 3. sıraya geldi Galatasaray.
Galatasaray geliyor, liderliği aldı. Farkı bir boy. Aa, ulan ne çıktı? İki numara, iki sırada mıyız? Hadi canım. Kıl payı be. Harbiden kıl payı. Gerek yok bunu. Kazansaydık çekerdik de. Ulan. Bir saniye öncesinden sprinte kalsaydım bu işi alırdım da. Tüh. Bir yarış daha. Yine aynı yere giriyorum. Orada para çok. Ya alabilseydim çok güzel. Bahisten de para gelecekti. Evet, 5. kapıdan start alacağız. Hop, iyi çıktı. Hadi bakalım. 2000 metre koşusu. Abi benim at 250 metrede sprinte kalkması lazım. Yoksa şu 2 numaradaki, gerçi onu geçtim ben. Benim at ondan iyi de. ...250'de mutlaka sprinte kalkması lazım benim atım. Yoksa sonradan açılıyor yani. Yetişemiyor. O 2 numaradaki at sprint atıp liderliğe geçiyor. Benim normal koşu gücümden ben geçiyorum şu anda. Sprint atmadan. İki tane sprint biz atalım. Gerilerden Oscar'ım geldi, 10 numaralı. Hemen yanında 9 numaralı Beyazlı var. Yanında yine 10 numaralı başka bir at. 1 numarada Beykoz ve 4 numarada Siyah'ın var. Safkanlar 700 metreye gelirken liderlik 4 numaralı Siyah'ınla 1-5 numaralı Galatasaray arasında çekişme var. Galatasaray'dan bir atak geldi. Şu anda 2 numarada hemen yanında 4 numaralı Siyah'ın var. Güzel. Aldık bu sefer. Güzel. Bu sefer aldım çünkü 250 metreyi çok dikkatli takip ettim. 12.000'de Bahis'ten geldi. Güzel. İyi at ekipmanı, iyi hız yemi ve donanım geldi. Çok güzel. Seviye atlamadın mı be? Tamam. Şimdi paramız var. Ahırlara gidelim. 5 yıldızlı ilk atımıza kavuşacağız mı? Tay bölmeleri yükseltemiyorum değil mi? Evet. At yetiştir. Ama %40 yani 5 yıldızlı olması da gerçekten. Acaba yok abi, ben bir dakika dükkana bakalım. Dükkanda hala aynı at mı? Badminton Bird. 97.300. 97.300. Tamam, bir dakika, şimdi ahırlara gidelim. Drop King var. Abi Drop King'i sat gitsin. Unyekuru'nun bir tane ikinciliği var. Bana en çok para kazandıran Galatasaray. Hemen yanında da Drogba var. 15. seviye. Abi boş, ya ablacığım boş at bölmemiz var. Şimdi bana masraf çıkartma durduk yere. Ben biraz daha yarışayım.
yüksek bahis. Hangisini seçmişsin? Şurayı açalım. Burayı mı seçiyorsun? 2800 metre orta zeminli bir yarış. Hadi bakalım. Binelim. Abi 5.20 değil ya. Şöyle daha yüksek verseniz. İki numaradan start alacağız. Acaba kaç at var? Baya yarışlar büyümeye başladı. 2800 metre koşusu. Start verildi ve koşu başladı. İyi bir çıkış yaptık. Yine 2800 metre yarışında Galatasaray liderliği aldı. Farkı yarım boya kadar çıkarttı. Yanında hemen mavili jockey var. Dıştan koşma abi. Şeyin dibine doğru gidiyor. Liderli 3 numaralı Bozkral da hemen yanında 6 numaralı Ekürisi var. Güzel, tamam. Sprint dolsun, bu zaten geri attı. Bu zaten geri attı aslanım benim. Pozisyonda atı kullandığınızda daha fazla getirisi olur. Sprinti bir kere çok daha hızlı doluyor. Bir 500 metre geçildi. Yani şuradan kendime bir koridor oluşturmam lazım ama 1200 metredeyiz diye çok da şey yapamıyorum, şöyle açığa da çıkmak istemiyorum koşu mesafem artmasın diye. Son 1000 metreye geldik. Doldur baba sprintini, doldur doldur doldur. Ön gruptan kopma, gayet güzel. Son düzlüğe gireceğiz şimdi. Koş oğlum, koş oğlum, koş! Abi bu ne be? Öteki atlar çok hızlı çıktı. Hem de favori olduğumuz, yani oranlar favoriydik ama olmadı. Seviyesi 18 oldu atımızın. Hemen eğitime geçelim. Tesis yükseltmesi istiyor. Abi bak değişmiş. Kısrak olmuş ya. Oğlum ben damızlık alacağım ya. Neyse biz o arada yarışmaya devam. Şöyle ödemelerimizi toplayalım. Ne kadar? 5700, güzel. Abi şu an hiçbir şeye para harcamayacağım. CJ burayı mı seçtin? Yarışlardan da bu. 1400, tamam. Bana en çok para kazandıracak yarışları seçiyor herhalde CJ. Aslında 250 metrede yüklendim sprinte ama
Demek ki daha güçlü atlar varmış. Şimdi şeyler de önemli arkadaşlar. Bu mesafe. İşte atınız mesela yumuşak zemin atı, işte sert zemin veya çok sert zemin de koşturtturuyorsunuz gibi olaylarda da at maalesef yeterince performans gösteremiyor. Yani onun da etkisi olmuş olabilir az önceki yarışta. Çünkü şu anda zeminlere bakamıyorum. En güçlü at elimdeki Galatasaray olduğu için her yarışı şimdilik Galatasaray'la yarışıyorum. Bir tane damızlık at almamız lazım. 5 yıldızlı ama. Aldık. Güzel. Yani hemen dibimdeyim şu an öteki attı. Güzel. Yarış öner bana CJ. İkinci yarışı ilk iki içinde bitir. İkinci yarışı. Ha, yarış 1 2 3 4 Kazanırsak güzel para gelecek. Ganyan bastım. Ötekilere de para yedirdim. Oo, 12 numaradan çıkış yapacağız biz. Fena değil. 20 at var herhalde. Koş oğlum, koş! Sıradayız ama hep atlar birbirine yakın yani. Sıkıntı yok. Yasuo Pesem'le düşüyor etraftaki at kalabalığından. Bastır oğlum. Bastır. Aldık be. Yarışı aldık. Güzel. 15.000 yarıştan 19.000 bahisten. Güzel. Gayet güzel. Kim demiş at yarışı kaybettirir diye. Atımız da seviye yükseldi. At seviye yükseliyor, yükselmesine de
Tesislerimiz düşük olduğu için yükseltemiyoruz. Şimdi... Ben şunu da alayım. Dükkana bir bakalım. Aygır lazım bize. Heh. Çok güzel. 5 yıldızlı bir Sudden Ship. Oğlum 1 yıldızlı Breezy Backbone. Backbone. Beş yıldızlı bir atımız var. Güzel. Çok güzel. Tamam, şunu bir toplayalım. Şimdi at yetiştirelim. Oğlum kendine mızlığımız var ya. Buradan da mızlık seçmem gerekiyormuş. Tamam. He, altında stud yazacak. Peki. Tay bölmeleri. At yetiştir. Tabii ki kendi... Olsun abi, 4 yıldız çıksa bile satarız yani. Ama yine de 18 bin param gidiyor lan. Nasıl iş bu böyle? Allah Allah. Gerçekten sinir bozucu bir durum. Oğlum at benim atım. Ne para mı alıyorsun? At isteyen müşteri var da aga. Bir dakika. Ya damızlığımızı alıyoruz yine de tamam, eşleşirken daha az para alıyor da hiç almaması lazım oğlum, at benim değil mi? Start verildi ve koşu başladı. Tercihimizde kalalım abi. Sprintimiz de olsun. Evet. Liderliği. Oğlum 2 numaralı gümüşüm aldı. Dış kulvardan 10 numaralı beyazım geliyor. Hemen yanında Galatasaray var. 3 numaralı Beşiktaş da 2. sırada. Galatasaray'dan küçük bir atak geldi ve 2. sıraya yerleşti. 2 numaralı gümüşüm liderliği sürdürüyor. Galatasaray'dan küçük bir atak daha geldi. Gümüşüm liderliğini sürdürüyor. Safkanlar 300 metreye gelirken hala kümelenenler var. Gümüşümden bazı ataklar var. Galatasaray sprinte kalktı. Son 100 metreye geliyor. Safkanlar Galatasaray'ın liderliğinde. Ve yarışı alıyoruz. Güzel. 10.000 oradan. 11.000 de oradan. Gayet güzel. Ya bu atı geliştirmek istemiyorum. Bonusu yok çünkü onun. Bir dakika.
Abi geri gelemiyoruz mu ya? Oha 100 bin. Şu an Galatasaray koşu yapamaz. Tamam ben de şeyi koşturtturacağım. Damızlığı koşturtturacağım. Ne var abi koşsun. Sudden Sheep. Şuradan 7 yıldızlı attan geliyor. Bak 7 gelmiş. 6 doğmuş. 6 altından 5 doğmuş. Yetenekleri donat. Yetenek var mı? Yok. Bu yarışı rahat alır. Atın özelliklerine bakmadım ya. Öteki doğumdayken bu koşsun abi. Baba at olmak kolay değil. Sanırım bu da geriden gelen atlardan. Tabii 5 yıldızlı olduğu için bak nasıl hızlı hızlı gidiyor önden kendisi. Şuraya yapalım spikerimizi. Açalım artık. Spiker sunsun. Sudden Ship maintaining the lead. Anchovy Assassin in second spot, being overwhelmed by Sardine Sugar. On their back is Button Barnacle. Sudden Ship the leader. Button Barnacle with a magnificent run. Sudden Ship in first spot. Button Barnacle in second place. And then it's Sardine Sugar, stride for stride with Office 11. They set sail for home. It's Sudden Ship. Button Barnacle wants the front. Sudden Ship salutes first, just beating Office 11. Third at the line, Button Barnacle. Maksat ötekinin 7 dakika kalmış. 53.000 diyor. Bak 3 dakika geçti. Yarı yarıya düştü. Bir yarışa daha katılalım. Şu yarışa girelim. Sudden Ship. Tamam 23 lira ama bir dakika dur. Çok sert zemin koşuşturmuş 2000 metre. Pozisyon orta. Kim var başka? Drogba var. Onyekuru var. Abi ben burada bir yarışayım ya. Ulan 23 lira ganyan var. İster misiniz galip gelelim? 16.000 gold. Atımın hiçbir geliştirmesi yok. Sadece 5. yıldız. Deneyelim bakalım. Belli mi olur? We're underway here at Sewell Meadows. Sudden Ship began with a rush. Nervous start there from the favorites. 900 out and it's Sudden Ship. Splash System in second, just ahead of Cat's Cauliflower. Next, it's Novice Peacock, neck and neck with Purple Holiday. Empire's Echo in 10th place. 4 lengths away, it's Splash Sunrise. Pounding down the course, it's Cat's Cauliflower. Undulating 5th in second position, trying to brush off Sudden Ship from Splash System. Empire's Echo pressuring just behind. The race continues with Undulating Myth. Cat's Cauliflower pushing past horses. Heads up and down with Cat's Cauliflower. Sudden Ship happy with that position. Next it's Purple Holiday. Undulating Myth still in the first position. Traveling underneath horses is Empire's Echo. Sudden Ship in sixth position, putting up a challenge to Adorable Sapphire. Yok abi aslında çok zayıf kaldı. Baya baya zayıf kaldı.
Empire's Echo taking the win in the final strides. Undulating Nip. Atım çok zayıf kaldı. Olabilir, olabilir. İki seviye ben bir yükselteyim onu. Beş bine kadar düşmüş. Bir yarış daha attım mı tamamdır. Yavrumuz doğar. CJ sen burayı öneriyorsun da baba. Ben buraya hangi atla katılacağım? Atım hamile. Drogba'yla katılmam lazım. 31 lira ganyanı var. Zemin yumuşak. Benim at sert zemin atı. Olmaz. CJ bizi yanlış yola sokuyorsun sen CJ. Şurada yarıştıralım bizim Sudden Ship'i. Merak ediyorum doğacak yavru kaç yıldız olacak? Horses and jockeys ready for the off at Three Oaks. High hopes for the favorite, Sudden Ship. And they're off. First out of the gates is Welcome Buzz. Right there is Sudden Ship. Welcome Buzz piloting the field. Sherbet Self wants the front. Just behind it's Sudden Ship. Pushing hard in front of Customers Rumble. Continuing around the track, it's Welcome Buzz. Sherbet Self in second place. And then it's Customers Rumble. Putting up a challenge to Sudden Ship. Heads up and down with Pastoral Party. Welcome Buzz leading the charge. Customers Rumble traveling on the fence. Pastoral Party next. Up against Sherbet Self. At the 200 marker, it's Welcome Buzz. Sudden Ship traveling off the fence, putting in a strong bid with Sherbet Self. As they straighten for home, it's Welcome Buzz. Sudden geldik, Ship geldik, needs to get geldik into a better place. Sudden Ship first at the finish, just holds by Welcome Buzz. Customers Rumble in third. Evet, doğum başlıyor. Daha başlamamış. Tamam, bu atımızın ufak tefek geliştirmelerini kendi kazandığı paralardan yapıyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Bu atımın adını Bolt yapacağım. Altıncı seviye diyor. Benimki daha... Yarışır ya. Burada da yarışır. It's race on here at Sewell Meadows. Not far away early is Bolt, nervous start there from the favorite. İyi start aldı ve liderliğe yerleşti. 1000 metre geçirirken atlar kümelenmiş durumda. Spiker emmi sen sus, ben tekrardan geri döndüm. Birinci sırada 6 numaralı Bolt var. Hemen arkasında Esmerim geliyor. 9 metre geçiyor atlar. Bolt, meşhur Galatasaray'ın yavrusu.
Safkanlar 600 metreye geçirirken iç kulvardan Kırçallı'nın baskısı var. Hemen yanında Esmer'in doldur sprinti. 8 numaralı Kırçallı liderliği aldı. Hemen yanında 6 numaralı Bolt var. Yanında 3 numaralı Beykoz var. Bolt liderliği aldı. Son 100 metreye geliyor. Gerilerden ataklar var. Bolt yaptığı son bir atakla liderliği aldı. Ve yarışı 1. sırada bitiriyor. Bolt. Aslanım Bolt, 5. seviyeye çıktın. Yeni Tay ile tanış, hadi bakalım. Tayımızla tanışalım. Ve aman Allah'ım, aynı annesi gibi çok güzel. Oo! Harikasın, 5 yıldızlı. Tay'a bakım yap. Wooden Duchess. Chipper Vampire Dream, Weirdo Wish, Orange Sun, Fire Frost. Bu 5 yıldızlı atımıza ne verelim ya? İsim David diyelim. David'i ziyaret edelim. Besleyelim. Besle bakayım. Aynı annesine benziyor serseri at. Özel mamalarla besleyeceğim seni. 6 puan bonusunu alalım. Güzel. Hedeflere bakalım. Orada biten görevler var. Sakura Valley radarımıza girdi. Genellikle orta sertlikte. Tamam. Bir at bölmesi satın al. Alalım ablacığım, alalım. Anca bana masraf yaptırıyorsun ya. Vallahi. Bir de sizin dertlerinizle mi uğraşalım? Hayret bir şey. Şuradan gelirimizi bir toplayalım. Şura yükselmiyor, değil mi? Tamam. Depoyu yükseltelim. Evet, depomuzu da yükselttik. Güzel. Verdi bize. Bir hız yeme verdi. 62 veya üstü hızlanma istatistiğine sahip bir at sat. Hızlanma istatistiği. Peki hangi at varmış bu grupta? Onyekuru'nun mesela öyle mi? Hızlanması. Sat Onyekuru'yu gitsin ya. Rogba 15. seviye abi, onu geliştirmekle falan uğraşmayalım şimdi Rogba'yı. Şey, öteki zırtoyu. Hemen saniyesi de olsun, onu da bir besleyeceğim tekrardan. Arkadaşlar hemen at evresine geçebiliriz. Ancak şu bonuslar mesela 6 puan aldığında mesela 2-2-2 verecek. Yani daha at 1. seviyeyken ekstradan ben geliştirmeden 2 daha hızlı olacak. Yani aygırlık dönemini atlasam 50 olması gerekirken mesela 52 olacak hızı.
güzel 5 yıldızlı bir at yetiştirdik. O iyi oldu. Evet, bu görevimizi de verelim ve tesisimiz artık 8. seviye. Kildare Hipodromu'nda rakibinle yarış. Abi seni var ya, o 5 numaralı atımla parçalayacağım seni Richard. Evet arkadaşlar, at işletmesi neymiş? Bir aygır at sat, bir kısrak at sat. Ya abi bu görevler benim sinirimi bozuyor ya. Allah Allah. Dükkana bakalım neler varmış. Alfabe akrobat var. Yine bir aygır. Abi para getirecek yarışlara katılma zamanı. Oğlum burası çift şey dükkanı mı ya? At isteyen bilmem kim varmış. Dur abi sen bir dur. Tekrardan Galatasaray şeylere döndü. 9 metre çok sert. Sıkın. Şu yarışı da yapalım, öyle çıkalım. Ya o kadar keyifli ki oynaması, bırakmak istemiyorum. Yani baya baya oynamak istiyorum da işte abartmamak lazım. 10 numaradan start alacağız. Kısa mesafeymiş. Sprintimizi doldurmamız lazım. Bu atın sprinti gerilerde. Acaba yavrumuzunki neydi? Haydi oğlum. Bastır Galatasaray. Bitti o, bitti o, bitti. Sen nereye geçiyorsun ya? Yavaş geç. Yavaş geç baba. Bir sürü masraflar var. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.